Twitch Raw CIO Summit zirvesinden ilk röportajımızı Önder'le gerçekleştiriyoruz. Hoş geldin öncelikle. Çok teşekkür ederim Muratcığım. Harika bir etkinlik. Bu arada müthiş güzel de bir sunum yaptın. Dolayısıyla o sunumun çerçevesinde aslında birkaç tane sorum olacak ama biraz değerlendirme alabilir miyim önce senden? Memnuniyetle tabii ki. Çok büyük bir heyecan, çok da büyük bir enerji var. Belli ki iyi organize edilmiş, çok da yoğun bir içerikle toplanmış bir şey var, katılımcı var bugün. Evet. Umuyorum hem sunumlar ki bir maraton temposunda geçiyor, evet, hem de insanların bir araya gelip sohbet etmesi açısından iyi bir fırsat olacak. İstanbul'un trafiğine girmeyelim. Evet, biraz evet. Sıkıntılı bir... Buraları biz kapattık. Bugün evet. Bayağı bir bu işin, trafik. Bu işin de zor tarafı, İstanbul'da etkinliğin zor tarafı herhalde. Evet, bu. Evet, evet. Peki, gelelim birazcık hani bugün senin sunumunda da bahsettiğin özellikle jeneratif AI'nin şirketleri nasıl dönüştüreceğiyle ilgili çok güzel bir sunum yaptın ama ben bu çerçeve şunu sormak istiyorum. Şimdi bir geleneksel iş yapış modelini benimseyen şirketler var. Burada CIO'lar da hani belki o geleneksel yapının içerisinde sıkışmış durumdalar. Jeneratif AI burada neleri değiştirecek, neler olacak? Biraz senden bunu yorumlayabilir miyiz? Memnuniyetle. Şimdi biz bulunduğumuz yer itibariyle resmi biraz daha yukarıdan ve büyük haliyle görebiliyoruz. Ben de olabildiğince buradaki gelişmelerin kurumsal IT'ye nasıl yansıyacağını okumaya çalışıyorum. Bugün de bundan bahsettim. Burada da tekrar etmek bence faydalı olur. Zira Generative AI dediğimiz konu önce birey olarak hayatımıza girdi. Soruyoruz, cevapları alıyoruz. Ama kurum olarak baktığımızda çok enteresan bir yeri ciddi şekilde değiştireceğini görüyoruz. Burası teknoloji katmanlarında hemen hemen her şirkette olan bu katman uzunca bir süredir pek inovasyonun görülmediği ve büyük yatırımların yapıldığı bir katmandı. Nereden bahsediyorum? Veri tabanlarından. Evet. Generative AI veri tabanı ne ilgisi var diyebilirsiniz. Şöyle bir örnek vereyim. Ben bir perakendecinin web sitesinde, uygulamasında bir LLM temelli chatbot'a bir takım sorular sorabilirim. Diyebilirim ki ödeme vadeniz kaç gündür? İade politikanız nedir? Bunların cevabı normal şartlarda verinin her zaman güncel tutulduğu bir veri tabanında. PDF de olabilir, güncellik sorunu yoksa. Sorunun çeşidine göre değişecektir. Dolayısıyla bir veri tabanı vektörel yetkinlik kazandığı zaman, vektör embeddingleriyle bu yetkinlikle donatıldığı zaman bu soruyu doğru veriyle birleştirip verinin olduğu veri tabanından 60 gün, 30 gün bilgisini alarak bu prompta en doğru, halüsinasyonsuz, groundingi yapılmış bir şekilde cevap döner. Dolayısıyla kurumlar açısından çok büyük bir fırsat var. Elinizde veri var, kullandığınız bir büyük dil modeli var. Prompt ve o promptta aranan bilgiyle veriyi en kısa sürede eşleştirdiğinizde çok çabuk müşteriyi memnun eden doğru cevapla dönüyorsunuz. Veri tabanları yeni bir köprü oluyor. Generative AI uygulamalarıyla veri arasında bağlantıyı kuran, gecikmesiz, ara katmana ihtiyaç duymayan bir yepyeni özellik kazanıyor. Bu Generative AI'ın geleneksel IT'ye getirdiği önemli disruptive dediğimiz değişikliklerden birisi. Ve güzel tarafı bu platformlar, bu çözümler örneğin Google Search'te, YouTube'da bir soru sorduğunuzda bir büyük uzayda çok geniş bir her tür verinin gene structured, unstructured, resim, fotoğraf, videonun olduğu bir dünyada veriyi de biz de veri tabanında tutuyoruz. Vektörel özelliklerle doğru cevap getirme yeteneğini çok uzun zamandır hepiniz kullanıcıları olarak tanık oluyorsunuz. Zaten hayatımıza geçiriyordu. Şimdi bu güzel değişiklikler
beraber geleneksel veri tabanlarını da zorlayacak. Bunları daha sıkça göreceğiz. Ve en güzeli de Postgres gibi açık bir veri tabanı platformu bu konuda liderliği yapıyor ve değişim ve dönüşüm için çok cazip, çok iyi bir fırsat sunuyor. Süper. Bunun sunumunu da çok detaylandırmıştım. Bu videonun altına aslında sunumunu da yerleştirelim. Orayı da izlemiş olanlar. Peki son olarak şunu toparlayalım mı? Şimdi yapay zeka, üretken yapay zeka tarafında herkes bir yol haritası belirlemeye çalışıyor. Hatta CEO'lara belki üst yönetimden de bir baskı var. Hani bir şeyler yapmak, herkes biz geç mi kalıyoruz acaba diye. Burada Google'ın hani çok ciddi anlamda yenilikçi çözümleri var. Ama akılda fikir yok. Acaba benim sektörümde neler oluyor bitiyor? Ben gelsem bana yayıncılık sektöründe sana şöyle destek olabiliriz diye bir hizmet modeli ve çözümlerle beraber bir fikir yol haritası çıkarabilir misin? Şu an gördüğümüz en önemli ihtiyaçlardan birisi bu. Çünkü ortada bir çözüm havuzu var. Diğer tarafta da daha önce hiç kullanılmamış, yapılmamış bir teknolojik uygulama ihtiyacı var. Evet. Şimdi daha önce hiç mimarisi çizilmemiş bir projeden bahsediyor gibiyiz. Elimizde ama proje çizildi mi, çimentomuz, demirimiz, inşaat yapacak her şey var, değil mi? O yüzden biz çeşitli sektörel şablonları geliştirdik ve şu anda gördüğümüz en hızlı, en çabuk sonuç alınan konu da bir, iç kullanıcı, çalışanlar, bunlarla ilgili verimliliği artırma konusu. İki, dış müşterinin sizle olan iletişimini ve müşteri tecrübesini çok ciddi şekilde ilerletme ve çok daha zengin hale getirme fırsatı. Her ikisinde de hem chat teknolojisi hem de arama teknolojisi genellikle bir araya geliyor. Bunlar arama doğal olarak Google'ın güçlü kaslarından birisi. Bunu iyi ve doğru bir modelde birleştirdiğimizde karşılıklı konuşmanın, iletişimin ve her zaman söylediğimiz gibi kuruma özel bilginin herhangi bir halüsinasyona yol açmadan kullanıcının önüne getirilmesi mümkün oluyor. Dışarıya dönük uygulamalarda modellerin veriyi nereden alıp beslediğini yönetmeniz çok kritik. İçeriye yönelik uygulamalarda ise bahsettiğimiz, buna bilgi külliyesi diyoruz. Bunu sisteme doğru tanımladığımızda da veriye dönüşler çok hızlı oluyor. Veri güvenliği, veri kontrolü sorunları daha az oluyor. Kişisel veri gibi konulardan bahsediyorum. Dolayısıyla burada özellikle perakende dünyasında bu yıl içinde güzel uygulamaları çok yakında görüyor olacağız. Basın dünyası içinde seninle birlikte çalışalım. Olur. Tabii ki. Ben kendimden örnek verdim. Yoksa anladığım kadarıyla sektörel çözümler, evet, uygulamaları görmeye aynen başlayacağız. Aynen öyle. Süper. Önder, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizlere bugün buralara gelip değer kattığınız için ayrıca teşekkür ederim. Çok memnun olduk biz de. Herkes için keyifli, güzel bir gün olur umarım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, röportajlarımız devam edecek. Önder'e çok teşekkür ediyoruz.